romantik bir videoya romantik bir arka plan. Işık açacağım, merak etmeyin. Evet. Merhaba. Selamlar. Evet. Hello. Welcome to my TED Talk. Merhaba. Selamlar. Bu video zor bir video. Gerçekten. Aklıma biraz şey getiriyor. Geçen Kadıköy'de kız peşinde koşmayı bıraktım diye manifesto dağıtan bir çocuk olmuş galiba. Okumadım yazdıklarını. Yani yalan söylemeyeceğim. Ama anlayabiliyorum. Yani yaptığım şey biraz ona benziyor galiba. Biraz yaram var. Paylaşmak istiyorum. Hani belki benim gibi düşünen, hisseden insanlar vardır diye. Ya da benim bu kararlarım hayatını bir şekilde etki eden insanlar varsa onlara şey olabilir. Belki ışık olabilir. Bilmiyorum gerçekten. Biraz da en fazla aslında. İçimi dökmek istiyorum. Hani içini dökmek istiyorsan günlük yaz o zaman diyebilirsiniz. Onu da yapıyorum. Ama bazı şeyler böyle şey, hani tepki almak istiyorsun. Hani ben bunu düşünüyorum ama hani bu düşündüğüm böyle mi yani peki? Doğru mu düşünüyorum? Ya da hani doğru düşünmek gibi değil de bir buradan nasıl çıkacağız falan gibi bir tepki almak, bir şey bekliyorum yani aslında biraz. İnsanlar ne düşünüyor diye, hani yalnız mıyım falan, hani bunu görmek istiyorum aslında biraz. O yüzden günlüğüme yazmak dışında böyle bir video yapıp paylaşmaya karar verdim. Durum bu. Niyeyse heyecanlandım bu videoya, çok çok garip. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Normalde kanalımda çok rahatımdır yani gerçekten, ama şu an titriyorum falan. Çok garip, sanki ilk defa video çekiyorum. Tövbeler olsun. Neyse. Şimdi bu videoda öncelikle şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Canım anacığım ve canım abicim. Bu videoda sizleri rahatsız edebilecek bazı şeyler söyleyebilirim. O yüzden normalde videolarımı izlediğinizi biliyorum. Bazı hayatımın kısımlarını paylaşmamdan rahatsız olacaksanız izlemeyin. İzlemeyin. Yani annem abim dışında izleyenler de hani bu senin aileni rahatsız edebilecek bir şeyi paylaşacaksan niye paylaşıyorsun falan diyebilirsiniz. Abi artık yani 28 yaşındayım. Hatta 29 neredeyse artık. Yani bazı şeyleri konuşabiliyor olmak istiyorum. Hani şey değil yani, artık ne bileyim 15 yaşında değilim. O yüzden bazı konular hakkında da rahat konuşabiliyor olmalıyım. Arkadaşlarımla falan konuşuyorum zaten. Ama ailemle onu çok kıramadık. Onlarla o rahatlık seviyesinde değiliz birebir iletişimimizde. O yüzden hani kendileri rahatsız olabilirler, hissedebilirler diye şey yapıyorum. Yani başkalarıyla paylaşmakla ilgili benim genel olarak bir sıkıntım yok. Ama ailemle öyle bir iletişimimiz olmadığı için onlar kendini rahatsız hissetmesin diye bak uyarıyla da girmiş olayım. Ne konuşulacağını az çok anladınız bence. Her neyse. Şimdi bu konunun flört ve date işlerini bıraktım. Konusunun pek çok sebebi var. Yani bu karara varmamda pek çok sebep var. Kişisel taraflar da var. Yani daha çok tabii ki kişisel tecrübelerim dolayısıyla bu yöndeyim. Ama genel olarak gözlemlediğim genel sıkıntılar da var bayağı. Öyle bir karmaşık bir şey olacak yani hani. Dinlemek isteyen dinler, dinlemek istemeyen dinlemez. Ne yapayım yani bilmiyorum. Ben dediğim gibi içimi dökmek ve dinleyenlerle bir şeyler paylaşmak niyetindeyim. Şimdi bu karara nasıl vardım? Kısaca ondan bahsedeyim. Son 1,5 senedir aslında zaten daha böyle flört, date, hani genel şeyleri tecrübe etme dönemindeyim. Onun öncesinde daha farklı bir yaklaşımım vardı zaten ilişkilere. Son 1,5 senede deneyimlediğim şeyler dolayısıyla aslında bu noktaya gelmiş bulunuyorum. Onun öncesinde bir sıkıntım yoktu yani genel. Ama şu an sıkıntı hissediyorum yani gerçekten. Son 1,5 seneyi
ayrıca özetlerim de son olarak hani son kararı verme şeklim en son Temmuz sonunda hatta 25'i falandı yani tam tarih bile verebiliyorum. En son bir kişiyle kahve içme üzerine bir date'e çıktık. Ve o date'in sonunda olan ve gördüğüm, gözlemlediğim bir tavır yüzünden ben gerçekten baya böyle erkeklerden soğudum. Ama bu hani o kişi özelinde değil ya da ne bileyim her erkek o şekilde de olmayabilir tabii ki. Ama şey oldum yani böyle bu date muhabbetlerinden, flört etme çabasından falan soğudum, bunaldım. Gerçekten böyle şey oldum yani tiksindim. O seviyede bir hissiyat oluştu ve şey yaptım yani. Ondan sonra kimseyle görüşmedim gerçekten. Ve bu başta şeydi hani ben buna biraz mola vereyim şeklinde bir yaklaşımdaydım en başta. Yani, tamam falan diye kendimi geri çektim. Geri çekildikçe de bir yerden sonra fark ettim ki aslında evet zaten komple bırakmam gerekiyor. Yani benim kendi kişiliğim açısından ben zaten çok yanlış bir yoldayım diye bir hissiyat geldi ve o yüzden son kararım olan flört ve date işlerini bırakmaya karar verdim. Önce genel gördüğüm sıkıntıları söyleyeyim. Yani bundan şikayet eden başka insanlar da gördüm bu arada. Şu an benim gözlemim. Benim yaş grubum özelinde mi değil mi bilmiyorum gerçekten. Çünkü hani ne bileyim 15 yaşında insanların çıkma şeylerine dair bir fikrim yok. Twitter falan takip ettiğim üzere en azından gördüğüm kadarıyla bundan şikayet eden başka insanlar da var. İnsanlarda şey var şu an. Herkesin bir alternatifi var. Öncelikle bu. Yani sen olmazsan başkası olur. Okey olabilir tamam. Böyle bir tavır söz konusu. Alternatiflerin olması. Alternatiflerin olması noktasını abartıp gerçekten mesela aynı anda 10-15 kişiyle konuşup işte hangisiyle daha keyif alıyorsa, daha iyi vakit geçirdiğini düşünüyorsa onunla devam eden ya da etmeyen ya da hepsini bir arada götüren falan insanlar var gerçekten. Bu hani çok alternatifli hareket etme halini genel olarak gözlemliyorum. Tahammül yok hiç gerçekten. Kimse kimseye artık tahammül etmiyor. Bunun sebebi bence biraz şey de olabilir. Toksiklik kavramı hayatımıza girdi. Okey. Bazı insanlar evet toksik davranışlar gösterebilir, narsist olabilir. Hani mental sıkıntıları olduğu için manipülatif hareketleri olabilir vesaire. Çok farklı tipte çok insan var tabii ki. Ve o yüzden şey furyası başladı işte. Sana toksiklik yapan insanları hayatından çıkar. Okey. Tamam. Çıkaralım. Ama gözlemlediğim kadarıyla şöyle bir şey de gelişmeye başladı. O kişinin ya karşına atıyorum işte birisi var karşımda. Bana zarar veren bir şey yapmıyor aslında. Hani bana duygusal, fiziksel, genel olarak benim varlığıma zarar veren bir şey yapmıyor. Ama benim hoşuma gitmeyen bir şey yapıyor mesela. Ben onu toksik diye yapıştırıyorum. Benim hoşuma gitmeyen bir şey yaptı. O zaman çok toksik birisiniz. Hadi bay bay. Bunu çok gözlemliyorum bu ara. Bana zarar vermiyor aslında. Bana zarar, yani zararlı değilse bir şey aslında o toksik değildir. Ama şu an herkes sadece kendine hoşuna giden şeylere okey. Hoşuna gitmeyen şeyleri toksik diye etiketliyor. Şey yani böyle öyle öteliyorlar insanları ya da tahammül etmiyor falan filan. Şey mesela çok garip bence yani karşımızdaki insanların hiçbir zaman mükemmel olmayacak. Yani benim için mükemmel insan diye bir şey yok. Yani benim için %100 mükemmel bir şey söz konusu değil. Ben de mükemmel değilim. Kimse için asla mükemmel de olamayacağım. İlla benim yaptığım bir şey hoşuna gitmeyen insanlar olacak. Ve bu doğal bir şey yani kimse %100 mükemmel olamaz insanız çünkü. Ve herkes bunu unutmuş durumda. Herkes şu an böyle bir garip bir mükemmeliyetçi tavırda gördüğüm kadarıyla. Ve
O aşırı mükemmeliyetçi tavır yüzünden hoşuna gitmeyen herkesi de toksik diye etiketleyip böyle şey hani oradan oraya atlama modunda gördüğüm kadarıyla insanlar. Çok çok garip geliyor bana. Tahammül hiç yok gerçekten. Ve bunun biraz da şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Genel olarak sevgi hissetmiyor insanlar bence. Çünkü sevdiğin biri olunca tahammül ediyorsun. Yani tahammül bence sevgiden gelen bir şey. Ve insanlar sevgi duymuyor insanlara. Flört ettikleri kişilere öyle bir büyük duygular beslendiğini gözlemlemiyorum kesinlikle. Hiç görmüyorum. Ben de hissetmedim bu arada hani son 1,5 senede yaşadığım şeyleri düşününce duygusal büyük bir şey hissettiğim kimse olmadı gerçekten. Olsun istedim ama olmadı. Okey. Olmayabilir. Ama şey var yani. Aşırı tahammülsüzlük var. Duygu beslemek de istemiyor da insanlar. Bilmiyorum yani çok şeyler. Böyle bir elini taşın altına koymak mı denir artık? Bir şeyleri beraber inşa etmek isteği genel olarak az benim gördüğüm. Çok şey modundalar yani. Takılayım. Takılayım. En nefret ettiğim laf şu an. Ama takılmak istiyor herkes. Okey. Tamam. Şey garip geliyor hani. İnsanların böyle dönemleri olabilir. Bazen sadece takılmak isteyebilirsin. Okey. Herkes mi böyle şu an? Çok garip geliyor mesela herkesin böyle olması. Ama öyle. Genelde gördüğüm sıkıntılar, problemler bu şekilde. İnsanların tahammülsüzlüğü, her hoşlarına gitmeyen şeylerin toksik diye yaftalanması. Sevgi yok genel olarak. Sevgi mevcut değil yani. Sevgi odayı terk etti falan modunda şu an. Gözlemlerim bu yönde. Ben önce biraz da kendi geçmişimi, hani şu an neden böyle rahatsız hissediyorum kısmına gelecek olursak. Ben normalde yani çok küçüklükten beri aşka inanan bir insanım gerçekten. Bunun sebebini de çok da düşündüm bu arada. Hani ben niye aşka böyle umut ediyorum, böyle bel bağlıyorum falan. Çünkü benim annemle babamın ilişkisi gayet iyiydi. Yani maşallah. Ne diyeyim? Gerçekten annemle babamın güzel bir ilişki yaşadığına şahit oldum ben. Hiç kavga ettiklerini görmedim. Birbirlerine karşı saygılı olduklarını gördüm. Gerginlik yaşamışlar tabii ki. Ama ben görmedim yani çocukken görmedim. Bize hiç hissettirmeden yaşamışlar hani ne yaşadılarsa. Tabii ki sorunları olmuş. Bunları çok yıllar sonra konuştuk annemle vesaire de. Ama genel olarak gözlemlediğim güzel bir ilişkileri vardı. Ve mesela şeydi yani annemle babamın evlenme hikayesini anlatma şekilleri falan. Tam bir aşk hikayesi anladın mı? Hani böyle şey. Annem diyor ki onunla evlenmesem öleceğimi hissettim falan. Böyle bir peri masalıyla mı? Öyleymiş yani ben herkes öyle sanıyordum çok uzun süre. Peri masalıyla büyümüşüm meğerse yani hani böyle büyüdüm. O yüzden benim bilinçaltımda şey var. Evet ben büyük bir aşk yaşayabilirim. Çünkü onu gördüm yani o var bende. Ve şey mesela hani tabii ki ilişkiler yaşadım vesaire. Bittikleri zaman üzüldüğümde şey de oldum. Ama şey oldum yani yeniden birini sevebilirim. Böyle hani annemle babam gibi olabilecek bir şey ben de yaşayabilirim diye hep böyle bir umut vardı yani ben. Yeniden birini sevmeye korkmuyorum. Bende şey var yani kendimde takdir ettiğim bir özellik. Yani biri seni üzdü diye herkese küsmüyorum. Bir erkek bana yanlış yaptı diye bütün erkeklerin fişini çekmiyorum. Genel olarak kendimde beğendiğim bir özellik bu. Yani hani bir gördüğüm tek bir olayı her şeye vurmuyorum. O nedenle umudumu kaybetmedim hiçbir zaman. Yani gerçekten yeniden birini sevmek. Hatta ben de şey oldu da yani bu arada. Mesela bir atıyorum 8. sınıfta çıktığım çocuğu seviyordum yani. Ayrıldık. Okey. Ondan sonrakini daha gene böyle ciddi ilişkimsi gibi olanı. Ondan daha çok sevdim. Sonrakini onunla o kadar çok sevmedim ama
Neyse, genel olarak hep böyle üzerine biraz daha da koymayı başarabildim yani, ilişkilerim ilerledikçe. Yaş büyüse de hani, ne bileyim, kötü tecrübe çok yaşamadım da, ama hani ne bileyim, aldatıldıysam bile haberim yok. Hiç öyle bir aldatıldım tüh falan şeyim olmadı yani, çok şükür. Dediğim gibi beni aldattılarsa da haberim yok yani, gerçekten. Olmuştur belki, bilmiyorum, ama ayrılık sebebi olarak böyle bir şeyler yaşamadım yani, hiç böyle beni kahreden durumlar da yaşamadım güvenimi saysam. Ama yaşasaydım bile ben yine böyle ümit etmeye ve şey yapmaya devam ederdim muhtemelen. Çünkü dedim ya, peri masalıyla büyüdüm. İlişkilere inancım var. Ya yani aşka inanıyorum. Sevgiye inanıyorum. Ve genel olarak ilişkilerde saygılı olması gerektiğine de çok inanıyorum. Yani bana saygı duymayan, benim de saygı duymadığım biriyle zaten bir ilişki yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Yani öyle bir durumum hiç de olmadı. Saygıyı, sevgiyi yitirdiğim noktada benim de hani ilişkiyi, tam o zaman bu olmuyor. Yani ben sana karşı mesela işte artık bir duygu hissetmiyorum. O zaman bitmeli yani deyip uzaklaştığım ilişkiler de oldu. Yani insan terk ettim de, terk edildim de. İlişki insanıyım. Yani ben mesela yani ilişkiye başlarım. Çok uzun vadeli planlar genel olarak zaten hayatımda yapmadım yani. Ama hani uzun vadeli düşünmek durumunda kaldığım çok ilişkim olmadı. Ama gittiği yere kadar gider modunda yaklaşıyordum genelde. Ama şey de değilim hani, bu birkaç ay takılır sonra salarız gibi bir tavrım da hiçbir zaman olmadı hiçbir ilişkimde. Takılmak bana uygun bir şey değil. İlişki insanıyım. Bir kişi olsun istiyorum. Şeyimdir yani, hani tek eşli bir insanım da. Tek eşliyimdir. Bayağı sadığımdır. Çok şükür, dediğim gibi ben aldatılmadığımı biliyorum en azından. Yani bilgim dahilinde aldatılmadığım yönünde. İnsanlara güvenirim de. Ve dediğim gibi ilişkilere inanıyorum, seviyorum. İlişkide olmayı seviyorum. Ama şey de var. Hani hayatımda böyle hiç ilişki aramadığım, ne bileyim, kimseye flört etmediğim dönemler oldu da, yani bir ilişkim olsun diye çabalama şeyim de olmadı eski zamanlarda. Ne bileyim, mesela 2013 sonu 2014 Kasım'a kadar olan süreçte böyle arada hoşlandığım biri oluyordu mesela, ama hani böyle bir adım atıyorum karşılık görmeyince, okey teşekkürler deyip hayatıma devam ediyordum falan yani, hani ya da platonik takıldığım da oluyordu. Şey değildim pek. İlişkim yokken de abi niye ilişkim yok ya diye kahrolmuyordum da. Ya da böyle ilişkim olsun işte bir sürü insanla görüşeyim falan şeyim hiç olmadı. One night stand'im mesela hiç olmamıştı yani. Hani biriyle bir şey yaşıyorsam da hep böyle bir o kişiyle ilişkiye başlama niyetim olarak oluyordu. Genel olarak ilişki insanıyım yani. Bunu kabul ediyorum artık. Kesin ben ilişki insanıyım. İlişkim olmadığı zaman bunu çok sıkıntı da etmiyorum. İlişkim olsun diye çabalamıyorum da. Hani böyle sürekli birileriyle görüşeyim ve birini tutayım ve o ilişki olsun falan şeyinde yok. Eskiden de yoktu. Olmadı da. Güzel ilişkiler yaşadığım insanlar da gerçekten mesela ben aradığımda değil de hani bir şekilde beni bulan şeyler de ilişkim oldu yani. Hani olan ilişkilerim onlar beni buldu bir şekilde ve oldu şeklinde. O yüzden son bir senede, son 1,5 senede yaşadıklarım çok garip geliyor bana. Yani benim temelim bu çünkü yani, benim temelim bu. Ben ilişki insanıyım. Ben aramadan gelir. Okey. Çok zırt pırt flörtleşmem kimseyle zaten. Hani öyle çok çok insanla görüşeyim de en çok hangisi kafama uyuyorsa onunla devam edeyim tavrım yoktu gerçekten. O yüzden şu an olan şeyler çok garip geliyor. Benim temelim bu. Şimdi son 1,5 senede ne oldu peki? Ne oldu? Allah aşkına bir anlat. Son ciddi ilişkim. Aslında zaten biliyorsunuz. Şey diye bir video yapmıştım. Sevgilim terk etti. Ben de Kapadokya'ya gittim. Son ilişkim o. Son ciddi ilişkim o. O son ilişkimin bitmesini ben istemedim. Ve
Nasıl diyeyim? Gerçekten benim için çok 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 da önemli bir ilişkiydi. Mesela dedim ya, normalde geleceğe dair plan yapan bir insan değilim. İlk defa bir ilişkimde böyle çok uzun vadeli şeyler düşündüm, istedim, hissettim. Ve gene dediğim gibi, hani önceki ilişkilerim üzerine koya koya giden bir insan olduğum için de gerçekten daha önce kimseye karşı hissetmediğim kadar çok duygu hissettim. Ve yani yaşadığım şeyler de genel olarak onunla beraberken çok daha farklıydı. Ve beni mesela hayatımda hiç kimse, gerçekten hiç kimse bu kadar tetiklememiştir. Yani ben mesela terk edilme korkusu olan bir insan olduğumu bilmiyordum. Çünkü öyle bir korkum yoktu yani bence. Yani biri benimle olmak istemiyorsa okey ne yapayım falan olan bir insanken onun gitmesini hiç istemedim. Ve beni çok tetikleyemişti de yani. Hani ayrılık sonrası da gerçekten çok zor bir süreçti. Bunu işte podcast'imi dinleyenler varsa az çok biliyor zaten. Benim için çok farklı ve özel bir şeydi ve genel olarak dediğim gibi daha çok gelecek planladığım bir noktadaydım vesaire. Her neyse. Olmadı. Okey. Yani bunu şu an kabul etmek değişik ama yani o dönem kabul edememiştim gerçekten. Edemediğimi biliyorum yani. Ama şu an hani yapabileceğim şey yok. Tamam. Yapabileceğim şey varsa yaparım da bu arada, ama yani şu an yapabileceğim şey yok gibi görünüyor. O yüzden okey. Sonrasında tabii ki bir iyileşme süreci vesaire bir şeyler oldu. Ve etrafımda farklı görüşler ortaya çıktı tabii ki. Bir mesela annem şey diyordu yani, bir sene en az kimseyle sevgili olmanı istemiyorum. Ciddi ilişkiye girme. Kimseyi ilişkiye şey yapma, yani zorlama. Kendini zorlama en başta. Yani bence şu an bir böyle bir şey yaşadıktan sonra kendini bir ilişkiye sokmamalısın bence. Hani böyle bir şey hazır olduğunu düşünmüyorum falan demişti. Ki olmadı da gerçekten, hani bir sevgilim diyebileceğim bir insanla bir şey yaşamadım o ayrılıktan sonra. Yani dediğim gibi son ciddi ilişkim o dediğime göre olmamış yani. Bir kısımda mesela şeydi işte, çivi çivi söker kanka yaklaşımında olanlar da vardı. Ben biraz onları dinledim aslında. Ve şey oldum yani. Ben bu zamana kadar hep böyle ilişki insanı bir insandım. Tamam. Bu bir noktada beni üzdü son olarak. Okey. Şey oldum. O zaman bu sefer farklı bir şey deneyeceğim. Tribine girdim. Tamam. Etrafından da bu konuda desteklenince tamam dedim. Farklı bir şey deneyeceğim. Flörtleşme. Dating. Takılmaca. Ben mesela daha önce hiç işte friends with benefits, işte fuck buddy'lik falan öyle şeyler yaşamış bir insan değilim kesinlikle. Deniyorum lan falan oldum gerçekten. Deniyorum, hepsini deniyorum. Mesela normalde uygulama kullanma şeyim olmamıştı daha önce hiç. Bu sefer dedim ki ben bunu da deneyeceğim. Çünkü bir de şey de var, hani genel bir şu an ne bileyim okul falan gibi bir durum olmadığı için yeni insanlarla tanışmak için zaten çok fazla ortamım yok. O yüzden yeni biriyle tanışmak için de az çok mantıklı bir şey yani, kullanan insanları o yüzden anlayabiliyorum yani, yeni bir insanla tanışmak için uygulama kullanmak okey geliyor. Hani mantığı kafama yatıyor şu anda. O yüzden tamam onu da deneyeyim falan oldum böyle gerçekten. Yani şey oldum böyle. Yani bundan daha iyisi zaten olmayacak bundan sonra biliyorum. O yüzden sal gitsin falan modum açıldı. Gerçekten saldım gittim gerçekten. Yani böyle uygulama kullandım. İşte Tinder'da denedim ama Bumble'da denedim. Yani Bumble bir tık daha iyi gibi bu arada. Gözlemlerim o yönde, kullanmaya niyet eden varsa. Ama şey var tabii mesela. Bu uygulamalarda uygulamaların yaygınlaşması aslında mesela bu en başta bahsettiğim genel sıkıntılara
destekleyen bir ortam yaratıyor. Bir kere ben bu arada gerçekten denedim. Okey, denedim. Hiç hoşuma gitmedi. Çünkü şey çok garip. Yani birinin ve fotoğraflarına bakıyorsun. Okey. Ve anında karar veriyorsun o insan sana uygun olup olmadığını. Hani çok garip geliyor bu bana. Hani böyle kaydır. Sola kaydır, sağa kaydır. Sadece fotoğrafa bakıp. Bumble'da mesela yine iyi kötü mesela şey var işte ne bileyim o kişi bilgilerini doğru girdiyse tabii sevdiği müzikleri falan görebiliyorsun. İşte soru moru cevapladıkları bir şeyler var hani o az çok gene hani ilk başta ilk bakışta daha çok şey veriyor sana Bumble. Tinder'da bu özellikler var mıydı hatırlamıyorum bile. Çok uzun zaman da oldu yani bu denemeleri yapalım. Şey oldum yani. Bunları denedim. Ve tabii ki mesela Tinder'da, Bumble'da özellikle erkeklerde daha çok şey var. Cinsellik ön planda. Sadece sevişmek istiyorlar. Sevişmek de demek istemiyorum. Sevişmek bence ayrı bir şey. Bunlar sadece sıkışmak istiyor. Sadece seks yapmak istiyorlar. Ve asla hiçbir duygu yok. Ve çok garip. Bana çok garip geliyor. Yani bir duygu olmadan bir şey yapmak çok garip geliyor bana. Gerçekten çok garip geliyor. Ve hepsi bu şekilde yaklaşıyor. Yani şeyi mesela işte Tinder'dan tanışıp evlendiler falan böyle hikayeler görüyorum. Okey. Ama çok şey yani mesela sallıyorum 1 milyon kişi kullanıyorsa bu uygulamaları belki 100 tanesi falan böyle bir ciddi güzel bir şey yaşıyordur. Onun dışındakilerin hepsi bomboş. Gerçekten bomboş. Bence yani benim gözlemim, tecrübem bu yönde. Ben şeyden artık mesela bir noktada çok sıkıldım. Kaydır. Fotoğrafına bakıyorsun birinin ve kaydırıyorsun. Fotoğrafına bakıyorsun, kaydırıyorsun. Fotoğrafına bakıyorsun, kaydırıyorsun. Ne bileyim. Okey şey yani çok aşırı yüzeysel. Çok kötü bence. Yani bilmiyorum uyan insanlar var buna tabii ki ama bence kötü yani sadece birinin fotoğraflarına bakmak. Şeye çok inanıyorum çünkü bu arada enerjinin uyuşması muhabbetine çok inanıyorum. Yani yan yana gelince enerjinin tutması bambaşka bir şey bence. Ben o birinin yanında ilk buluştuğumda özellikle ne hissettiğim, o kişiye karşı neler hissedebileceğimi ya da hissetmeyeceğimi bana zaten en başta söylüyor oluyor. Yani biriyle ilgili ilk içgüdümün yanıldığı kimse yok gerçekten. Düşünüyorum yok yani kimse yok. Buna imkan vermiyor tabii ki uygulama kullanmak. Sadece fotoğrafına bakıp birine kaydırıyorsun. Eşleştin. Muhabbetler de çok salak. Şey yani ne bileyim bana gelsene direkt yani direkt bunu yazan var mesela gerçekten direkt bana gel ya da geleyim adres at. Bozuşalım. Bir şey yapsaydık önce konuşsaydık ne bileyim falan böyle çok çok garip hissettim yani öyle bir hani normal ilişki insanı olarak buna evrilmeye çalışınca çok garip geldi. Denedim ama yani. Denediğim için bana kızan olabilir. Bunu da çok düşündüm bu arada. Hani buna girerken sonra mesela gerçekten yine işte bir ciddi ilişki durumuna girdiğim zaman o ciddi ilişkiyi yaşayacağım kişi bu durumlara mesela ön yargıyla yaklaşacak mı? Şeyi fark ediyorum şu an hani beni seviyorsa tahammül eder buna. Ya da ne bileyim yani geçmişte kalmış artık yapacak bir şey yok sonuçta buna. Bundan rahatsız olsa da artık mesela hani ben kendi adıma bunu denedim. Benim için uymadığını gördüm ve bıraktım. Bunu kabul edebiliyor olmasını beklerim bir şekilde. Ama çok düşündüm yani bunu da başta hani denemeden de bilemem falan gibi bir şey de olduğu için denemiş bulundum. Denemeseydim mi keşke hani böyle bir sonuç alacağımı aslında tahmin de ediyordum. Bu uygulama kullanmaktan vesaire rahatsız olacağımı az çok işte içgüdülerim söylüyordu. Ama karanlık bir noktada olunca hani insan böyle bir şeylerden çıkmak için deniyor yani.
denemiş bulundum. Denedikten sonra şeyim şu an mesela. Hani denedim, denedim. Okey. Artık tekrar denememe gerek yok mesela. Bu yolun benim için çalışmadığını biliyorum. O yüzden artık bunu tekrar denememe gerek yok. Yani bir daha mesela Tinder indirmem. Bir daha Bumble indirmem. Ya da benzeri bir uygulama indirmem. Çünkü benim için bunların çalışmadığını biliyorum. Ben insanlarla bu şekilde tanışmak istemiyorum. Çok iyi insanlarla da tanıştım bu arada. Hani tanıştığım herkes böyle dalayarak tipler değildi. Yani güzel şeyler konuştum, sohbet ettiğim, güzel böyle denediğim insanlar vesaire oldu. Ama şey hali mevcut işte. Yani sadece takılmak istiyorlar. Takılmayı denedim işte. Genel olarak takılmayı da denedim. Uygulama dışında da. O da benim için çalışmıyor. Yani ben günün sonunda İlişki insanı olduğunda böyle %1000 falan emin olarak çıkıyorum bu işin içinden. Yani denedim denedim. Daha fazla aynı sonuca varmak için aynı şeyleri denemek istemiyorum artık. Garip bir konu ama böyle. Yani benim açımdan, benim tecrübem. Ben takılmak istemiyorum. Sadece seks yapmak benim için yetersiz bir şey. Beni doyuran bir şey değil. Yani fiziksel ihtiyaçlarım vesaire tabii ki olabilir. Ama ben duygusal olarak bir şey hissetmediğim biriyle sadece fiziksel bir hareket yaptığım zaman bir tamamlanma hissetmiyorum. Ve beni bir şeyden sonra da rahatsız ediyor. Hani niye böyle bir şey oldu ki falan diye. Yani bunu yapacağım o zaman spora gitseydim. Yani fiziksel aktiviteyse olay spora gitseydim keşke. Falan oluyorum. Ya da hani kendi kendine yapabilirsin. Yani daha iyi hatta böyle kafamda. En azından sevdiğim, hoşlandığım birini düşünürüm. Ve ne bileyim daha tatmin edici olabilir bile belki. O yüzden takılmak istemiyorum. Mesela ona da karar verdim. Takılmak istemiyorum. Bu arada şeye asla kızmıyorum. Bana ben sadece seks istiyorum diye yaklaşan bir erkeğe kızmıyorum. Hani bu o kadar umurumda değil. Yani isteyebilir. Okey. Şu an piyasa buna çok uygun. Genel olarak herkesin tavrı, aksiyonu bu yönde. Tamam. Ben mesela artık şeye de kendi adıma şöyle bir karar verdim. Mesela birisi bana daha önce ben işte sadece seks istiyorum şeklinde yaklaşıyor. Yani ciddi bir ilişki istemiyorum diyen erkekler karşıma geldiğinde ben şey oluyordum hani belki işte beni tanıdıkça şey olunca belki beni sever ya da belki işte bir şeyler gelişir hani tamam gelişelim bakalım nasıl ilerleyecek. Ciddi ilişki istemiyorum deyip de giren bir erkeğin gözlemlediğim kadarıyla oradan ya o kişiyle ciddi ilişki istemiyorum dediği kişiyle ciddi ilişkiye dönmesi durumu aşırı nadir bir şey benim gördüğüm kadarıyla. Yani hem kendimden hem başkalarından. Mesela hani fuckbuddy'likten sevgililiğe dönme durumu anca filmde falan oluyor yani benim gördüğüm. O yüzden artık mesela bana böyle bir taleple gelen birini gördüğüm zaman benim istediğim böyle bir şey değil deyip geçme kararı aldım. Hani tamam bir başlayalım bakalım ne olacak. Bir şey olmayacak yani artık biliyorum olmayacağını. O yüzden dediğim gibi aynı sonuca ulaşacağımı bile bile aynı şeyleri denemeye gerek yok. İhtimal çok düşük olduğu için artık denemek istemiyorum ve bazı şeyleri. Hani bana ciddi ilişki istemiyorum biriyle flörtleşmeye devam etmek istemiyorum. Ben ciddi bir ilişki istiyorum çünkü. Ama şey var. Evleneceksen gel falan. Bunu söylediğim biri oldu da bu arada. Gerçekten şakasına söyledim ama birazcık kafam o yönde artık yani. Ben biriyle bir şeyler paylaşamayacaksam, duygu hissedemeyeceksem ya da beni sadece seks olarak değil ama sevgi anlamında da ya da beraber geçirdiğim zaman da arkadaşlık anlamında da bir şeyler paylaşma, o intimacy dedikleri İngilizce'de. Intimacy yaşayamayacağım biriyle parça parça bir şey yaşamak istemiyorum. Ya bana full paketi versin biri ya da vermesin hiçbir şey. Yani ben
tek başıma olmakla okey bir insanım. Dediğim gibi fiziksel bir ihtiyacım olursa da çok şükür elim ısıtıyor. Ne diyeyim yani buna? Ben duygusal bir insanım ve bunu artık kabul ettim yani ve bunu istemeyen kimseyle de hiçbir şey paylaşmak istemiyorum. Yani sonucum bu. Son kararım bu. Takılmak istemiyorum. Fuck buddy istemiyorum. Flörtleşmek yani ciddi bir şey olacağına inanmıyorsam istemiyorum. Şey mesela oluyor. Ha, dün oldu. Bir tane çocuk böyle mesaj attı falan. Direkt şey. Başta mesela işte planım var mı falan yazıyor. Görüşmek istemiyorum çocukla çünkü çocuğun niyetini biliyorum. Asla ilişki falan filan isteyen bir insan değil. Biliyorum yani. Biliyorum. Bunu konuştuk çünkü. Böyle bir insan olduğunu biliyorum. Lan diyor ki işte planım var mı? Soruya cevap vermedim bile yani. Hani çünkü görüşmek istemiyorum. Başta dojladım. Sonra tekrar sordu. Ben de yok ama dinlenmek istiyorum dedim. Hani biriyle görüşmek istemiyorum falan. Böyle şey diyor işte. Bir şey yapmak istemem birinin yanında olmak isterim ben de falan. Sonra ne dedim? Ha şey dedim yok yok. Dedim ki umarım birini bulursun. Hani benim olmadığımı belli etmek için mi denir artık? Umarım birini bulursun dedim. Sonra biraz böyle bekledi bekledi. Böyle işte ne kadar seksiz kaldığını anlattı. Ben de şey dedim yani hani bunun benle alakalı bir durum olmadığını belli etmek için Allah kabul etsin falan deyip böyle hani doğrulama şeyindeyim. Diyor ki bana hala mesela hadi bir çılgınlık yapalım. Artık şey hani kibar olmayı falan da umursamayarak direkt hayır dedim ya hayır dedim. Hayır istemiyorum. İstemiyorum. Sınır çiziyorum yani konularda artık. Terapistim böyle diyor. Sınır çizmeye karar verdim. Ben boş bir şey yaşamak istemiyorum artık. Takılmak istemiyorum. Ya da mesela ne bileyim şey de istemiyorum. Hani birine karşı mesela son erkek arkadaşım karşı böyle yüksek şeyler hissediyordum ya. Onun yanında hissettiğim gibi hissedemediğim, bana öyle bir heyecan yaşatan, öyle bir sevgi duyma potansiyeli görmediğim, ya o enerji olarak hani böyle o vibe'ımın tutmadığı kimseyle de hiçbir şey yaşamak istemiyorum. Hani ben mesela şeyi de yaşadım geçen. Aslında çocuk kaçsın diye öyle söyledim ama hani yürüyor bana. Okey. İlişki istiyorum diye açıkça söyledim. Sonra dedi ki tamam okey falan oldu. Tamam hadi okey yani. Ama sonra düşündüm. Bu benim öyle hoşlandığım bir insan değil. Yani bir şey duygu besleyebileceğimi düşünmüyorum. Mesela daha önce görüştüğümüzde bana uymadığını düşündüğüm hal hareketleri oldu vesaire. Yok yani. Onu da istemiyorum. Hani böyle yüksek enerjide yüksek bir şeyler hissetmediğim, sevgi duymadığım biriyle de ciddi bir şey de istemiyorum. Yani sevmediğim bir ilişki içinde de olmak istemiyorum. Ben şeyde bir tane tweet görmüştüm yazın. İşte aşk istiyorum arası çocuklara aşk falan diye. Biraz oradayım. Bir tık oradayım şu an değildim. Şu an ama gerekirse hayatıma kimse girmesin ne yapayım? Şeyine kafasına ermiş olmak garip geliyor sadece. Tamam. Boş bir şey istemiyorum. Tamam. Onun beni sevdiği kadar sevmeyecek kimseyi hayatımda istemiyorum. Tamam. Ben o kadar sevemediğim kimseyi hayatımda istemiyorum. Tamam. Değişik. çok değişik. Ne olacak gerçekten merak ediyorum yani. Hani zaman çok garip bir şey çünkü. Mesela bu videoya bir sene sonra mesela bir devam çektiğimde ne konumda olacağımı gerçekten çok merak ediyorum. Yani geleceğe karşı sadece merak hissediyorum şu an. Ne gelecek diye bir planım yok. Bu konularda özellikle dediğim gibi yani yeni biriyle tanışmaya falan asla uğraşmayacağım. Kim geliyorsa gelebilir. Hoş gelsin. Ama dediğim gibi ben kendim yapacağım. Benim kontrolümde olan bir şey yok. O yüzden
merak hissediyorum. Yani bir planım olmadığı için merak hissediyorum. Ne olacak? Bir sene sonra ne olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Kendime bu videoyu yayınladığımda takvime not düşeceğim. Bir sene sonra. Bu videodan sonra, bu konuşmalardan sonra, bu şeyden sonra ne gelmiş olacak diye. Bir bak diye bir genel gene bir durum değerlendirmesi yap, bir şey yap falan. Ne oldu diye öyle bir takvime not düşeceğim ve alarm kuracağım kendime bir sene sonrası için. Ve sonra mesela belki 5 sene sonrası için. Bir senede falan çünkü çok şey değişebiliyor gerçekten. Evet, değişiyor yani. Mesela doğum günümde tam doğum günümde böyle yıl dönümü gibi bir şeydi de aynı zamanda. Şeydim yani hani vay be bir senede ne oldu falan kafasındaydım. Aradan işte 9 ay falan geçti. 9 ayda çok daha farklı bir noktadayım şu an. Mesela doğum günüme kıyasla ne olacak acaba diye çok merakla bekliyorum. Merak hissediyorum şu an sadece. Merak etme duygusu var. Öyle. Çok konuştum. İçimi döktüm ama rahatlamadan daha farklı garip bir şey hissediyorum şu an. Son kısımlar özellikle çok kişisel olmuş oldu ama o yüzden ne anlatıyorsun yaram deyip gidenlere hoşça kal diyoruz. Kalanlarında böyle şaşkınlıkla dinlediğini o kadar hissediyorum ki yani hani bu videoyu izleyip ne bu modda olduğunuzu hissediyorum biraz. Ama böyle ışığın gücü azalıyor sanki şu an. Işık bile terk ediyor beni şu anda. Işık kapanacak birazdan sanırım. Her neyse. O yüzden artık kapatıyorum. Çünkü çok konuştum zaten. Bir saatten fazladır konuşuyorum muhtemelen. Edit nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Her neyse. Buraya kadar dinlemiş herkese çok teşekkür ederim. Benimle bu kadar şey paylaşmak istiyor olmanız beni çok mutlu etti. Gerçekten. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İçimi dökebilmek için böyle bir platformumun olması beni mutlu ediyor. Öyle. Herkesin her şey gönlüne göre hayırlısıyla olsun diyerek kapatıyorum artık. Ay nasıl kapatacağımı da bilemedim. Ama neyse böyle hadi gidiyorum artık tamam. Yeter. Evet. Evet. Hoşça kalın.